Muhabbetin en güzel yerine geldik. Önce kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. Bunu sen misin? Sen mi tesis ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama önce o burada bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git konuş işte. Anne ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola nereye? Arkadaşım doğum günü vardı, ona hediye almak istiyordu. Hoş geldiniz. Baba sen de gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim. Ay ne olacak canım? Bir saate gider gelirler. Baba kız beraber gitsinler işte. Ama hadi lütfen gidelim. İyi hadi tamam gidelim. Annesi biz gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. Nevin, işte sana fırsat. Madem bir saat yok, git konuş Timur Bey'le. Damlatmam ha. Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Ama sonra... yavaş yersem erir. Ama diğer türlü de annenle uğraşıyoruz. Arayı bul işte. Senin tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Hmm. Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Ama ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of. Daraldım vallahi ha. Senin şu evliliğinde ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam. Tamam. Hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Hadi bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet, finansla yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaideyim, merak etme. İyi. Kusura bakmayın, ben rahatsız ettim, sonra gelirim. Yok yok, sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey, ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ olun. Nevin Hanım, sıkıntınız nedir? Ben... Benimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçeni bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın.
Timur Bey. Benim çok acil 50.000 liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Başka da soracak kimsem yok. Acaba siz bana bu parayı borç verebilir misiniz? Elbette veririm. Sorun değil. Devin Hanım, lütfen rahat olun. Biz artık aile sayılırız burada. Eğer birbirimizin sıkıntısında yardımcı olamayacaksak, aile olmamızın ne anlamı var değil mi? Ben bu parayı en kısa zamanda hazırlar, size iletirim. Bu arada daha fazlasına ihtiyacınız varsa... Hayır, hayır, yok. Yok, çok teşekkür ederim. Zaten ben bu parayı denkleştirip size en yakın zamanda ödeyeceğim. Hiç acelesi yok. Yalnız Timur Bey, Adem'in... Adem bu konuda tek kelime bile bilmeyecek. Söz aramızda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma, bu toz ne? Bir bakabilir miyim? Bak bak. Bu benim gözden kaçırdığım şey olabilir. Yani gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken konsantre olamıyorum ben. Kapı çalıyor. Ay. Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok, bunu ben veririm sahibine. Sen bunları al. Hoş geldin kızım. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayırdır, neye bakıyorsun? Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani? Yok, ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay, güle güle kullan. Gayet okey yani ya. İleride kedin olursa adını ne koyarsın? Minnoş koyarım. Minnoş mu? Evet. Tamam, Minnoş'u da alır, yanımızda gezdiririz. Olur mu? Aa.